Merhaba arkadaşlar ve sonunda güzel bir icada daha karşınızdayım. Tek bloktan evden sonraki en iyi icadım diyorum ben diyorum ama bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Bana göre çok güzel bir sistem. Evet, rüzgar fırlatıcısı mı, rüzgar iticisi mi? Öyle bir isim vereceğim. Daha isme karar vermedim ama gayet güzel bir sistem. Bu gördüğünüz sistem içine girdiğinizde sizi fırlatıyor ve bütün bu redstone gördüğünüzden çok daha uzakta olabilir. Çünkü açıklayacağım için yakına koydum. Batına da hiç gerek yok. Neyse, şimdi yapalım şu işi. Yani ben bir mini game yapıyordum ve mini game'de içine girdiğinde beni uçuran bir şey yapmam gerekiyordu. Ben de böyle bir şey yaptım. Rüzgar şeyi gibi gösterdim onu ve içine girdiğinizde sizi uçuruyor. Biliyorum biraz laglı ama idare edeceğiz işte. Onun içine girmemiz lazım şimdi mesela. Diyelim bir parkur oranın içine girmemiz gereken. Evet. Ve evet, girdim. Bu hem creative hem de şeyde de çalışıyor. Survival veya adventure modda da çalışıyor. Hatta göstereyim bir kez. Mesela bu sisteme girdiğinde creative'deki olmayan adama resistance 5 efekti verirsiniz. Böylece ölmez. Ama ben şimdi normal bir game mode 2'ye geçeyim. Evet, gördüğünüz gibi game mode 2'deyken de uçuyorum. Aa, başaramadım. Tamam, şimdi açıklayalım. Öncelikle clockları bir durdurayım. Pekala, şimdi clocklar durdu. Öncelikle dumanı nasıl oluşturduğumla başlayalım. Duman oluşturmak için slime spawnlıyorum. Ama boyları -1 olarak ayarlanmış. Yani boyları -1 olarak ayarlanan spawnlar, slime'lar doğdukları yerde ölür. Ve slime'lar öldüğünde duman çıkar. Bu da hepimizin bildiği bir gerçek. Ben de aynı anda 4 tane ölü slime spawnlıyorum ve duman oluşturuyor. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi şu komutu kullanıyor. Summon slime şuraya. Size -1. Peki ondan sonra duman oluşturmayı becerdik. Şimdi de karesel alan sistemi var burada arkadaşlar. Mesela şu alanın içindeki herkes, herhangi bir kişi olduğu zaman, şu alan dediğim tabi bunu şöyle etrafa uyarlamamız lazım şu şekilde, bu yüksekliği. Her neyse. O yerlerde bir adam olduğu zaman bu sistem şunu açıyor. Bunlar da o kare bölgedeki şeyi kontrol ediyor insanı. Mesela bu ayrı bir sistem kullanıyor o kare alandaki kişiyi fark etmek için. Ondan sonra o kişiyi fark ettiğinde elektrik veriyor ve bu kulağı aktive ediyor. Buradakine durmadan sinyal gidiyor. Skoru fly olan ve skoru birden büyükse onu bir blok yukarı teleportluyor. Bir blok yukarı, hep bir blok yukarı teleportluyor bize. Ta ki biz o kareden çıkana kadar veya maksimum yüksekliğe erişene kadar. Ondan o maksimum yüksekliği de bu kare sistem belirliyor. Her neyse, o maksimum yüksekliğe ulaşana kadar ve aynı anda bu clock aktifleştiği zaman buna bir sinyal gönderiyor ve oyuncunun puanını 1 yapıyor, uçma puanını. Sonra oyuncu oradan çıktığı zaman da uçma puanını tekrar 0 yapıyor. Evet, bu sayede uzaktaki kişiler etkilenmiyor bu sistemden. Bu sistemi ters çevirirseniz aslında daha iyi olabilirdi çünkü bu en yakındaki oyuncuya veriyor o efekti ve bu blok oradaki en yakın olursa iyi olurdu. Yani komut, bütün bu sistem bunun altında olsa çok çok daha iyi olurdu ama ben size gösterebilmek için yukarıda yaptım. Her neyse, bence yeni bir sistem. Başkası yapmadı. Yani araştırma pek gerek olduğunu zannetmiyorum. Yapsaydı görürdüm büyük ihtimalle. Evet, map'i de indirebilirsiniz. Map şu an aşağıda olacak. Kendiniz de bakmak istiyorsanız nasıl çalıştığına veya incelemek istiyorsanız. Ya da sadece oynamak istiyorsanız. Neyse, son bir kez daha yapacağım ve bir dakika, yeşil yeri de mi kırdım ben? Evet, yeşil yeri de kırdım. Oraya bir geri koyayım. Şöyle. Güzel bari kare olsun. Daha iyi. Tekrar açalım. Ve tekrar yapalım. Evet, rüzgar çıkıyor. İçeri giriyoruz. Ve oldu. Büyük ihtimalle buraya gerek yoktu. Evet. İşin iyi tarafı da bu. Şu şekilde de yapabiliyoruz. Mesela şu içinden bir an atlayıp çıkalım hemen. Mesela birazcık yükselelim. Sonra çıkalım. Bu da bir sistem. Neyse. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Veya farklı versiyonları da olabilir bu sistemin. Yana, sağa, sola, yukarı, aşağı iten sistemleri de olabilir bu sistemin. Ben sadece konsepti göstermek istedim. Mesela aynı sistemi şöyle de yapabilirdim. Şöyle yamuk bir şekilde bu tarafa doğru itiyor bir de bizi. Çok kolay değil ha. Onu da yaparız belki bir gün. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Ve henüz abone olmadıysanız ve videoyu beğendiyseniz abone olun. Aboneyseniz çok sağ olun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenin siz de. Eğer sizin de yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara atın.
Evet, yakın aslında mini game değil bir dahaki yapacağım şey. Yanlış söyledim. Yeni bir map yapıyorum. Güzel bir map olacak gibi ama bilmiyorum yani. Hani güzel olduğunu düşünürsünüz en sonunda kötü bir şey ortaya çıkar ya. Öyle de olabilir ama zannetmiyorum. Neyse bu da güzel aslında. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve bir ara kıramamamın veya koyamamamın sebebi orada bir anına da olsa slime oluşması. Şu komut aşağıda olacaktır. Koordinatlarını boş bırakacağım sizin için. Şu işaret olacak ama şu 1 ve eksi 5'i sileceğim. Siz kendiniz ayarlayacaksınız çünkü. Evet, onun dışında şimdilik bu kadar. Ve izlediğiniz için. Peki. Bir dakika. Peki az önce oyun çöktü. Tekrar söylüyorum. Aslında oyun çökmedi. Pilim bitiyordu. Onun için beni uyardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve şimdilik bu kadar.